Ben de çok iyiyim. Severek takip ediyoruz. TV Yüzde'de başladığınız programın 3 bölümünü de seyrettim. Eyvallah. Çok teşekkür İlk ediyorum. İki program 10 numaraydı özellikle. İlk iki Üçüncüsü programdan kötü çok memnunum. müydü? Üçüncüsü diğer ikisine göre biraz gölgede kaldı. Çünkü İyi. sadece Mesut Özil'in uçak akışına endeksli bir yayındı ya, o yüzden. Bu Hani siz... eleştirileri almakta yarar var. Faydalıdır eleştirileri almak. Hayır ama sizinle alakalı değil. Böyle hani spesifik bir durum vardı. Dünyaca ünlü bir yıldız futbolcu Tabii Türkiye'ye tabii iniş tabii yapıyor. tabii. Bütün spor programlarında akış o şekildeydi. Hani ilk iki program daha renkliydi. Çünkü var odasına gittiniz, kırmızı kart gösterdiniz. Böyle düşüncelerinizi açık açık söylüyorsunuz ya, ben ona hastayım. Bu Eyvallah, benim Allah şahsi. razı olsun. Ben İnşallah insanlara da böyle güzel enerjiyi verebiliyorsak ne mutlu bize ya. Oranın asıl, seviniyorum. oradaki en önemli amaç insanlarda böyle bir futbolun çok fazla teknik taktik kısmından ziyade arka bahçesini, işte futbolun konuşulmayanlarının yanında bir de bunun bir eğlence olduğunu hatırlayarak gülmek, eğlenmek, bu anlamda yapılmış bir televizyon programı. Amaca da hizmet etmeye çalışıyoruz. İnsanların yüzünde biraz tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bize işte. Var odası bu yüzden önemli bizim için. Ben de sevindim. Güzel bir program. Takip ediyorum. Eyvallah. Pazartesi günü de keşke yayın olsaydı. Çünkü Ya pazartesi günleri de şöyle, maç var. hafta içi daha çok maç oluyor ya, hani biz hani cumadan hafta başındaki maçları değerlendirelim. Cumartesi, pazar da hafta sonu maçlarını değerlendirelim gibi, ama haftada 4 gün yayın da herhalde artık ölürüz ya yorgunluktan. Ya, elbette saygı duyuyorum. Eyvallah. Ama mesela reklam aralarında müthiş bir muhabbet dönüyordur. Çünkü ekip Kesin. çok iyi. Ekip Kesinlikle. çok iyi. O güzel Ümit uyumla Öz... yakaladı ekip dediğiniz gibi. Tabii, ya Deniz Ateş Bitner benimle yayın yapmıştı Evet. sizin programa başlamadan önce. Ben kendisiyle o zaman tanışmıştım. Çok renkli bir kişilikti. Biraz tanımıştık ama şimdi Türkiye tanıdı. Zamanla da alışacaktır. Hiç Şu Trabzon sendromunu bir ona atsın. şüphem yok. Bir kere olan, mesela kompleksi olan biri de değil. O kadar beyefendi, o kadar düzgün bir insan ki hemen çıkıp yayında Trabzon taraftarından özür diledi. Hatadır, olabilir, insan hataya matuf. Ben yayında da aynı şeyi söylemiştim. Ve gerçekten çok renkli bir karakter. Çok farklı özellikleri olan, çok müthiş zeki bir yorumcu. Ve Türkiye'yi ekrana bağlayacak isimlerden bir tanesi. Ona zerre kadar şüphem yok. Ama seni biraz az konuşturuyorlar gibime geliyor abi. Onlar Bana öyle geliyor. bizim büyüklerimiz, bir şey olmaz. Ben onlar konusunda söyleyecekleri vardır illa ki. Ama şimdi objektif olursak da en az Evren Turan konuşuyor. Ya En az. Evren abi bence 10 numara ya. Şimdi futbol oynarken de 10 numaraydı. Zeki adam. Ortama bakıyor yani, ne oluyor, ne bitiyor falan. Şimdi takımı, maçı analiz ettikten sonra yürüyüp gidecek. Oğuz Yılmaz burada, Denizli Spor'dan. Selamlarımı sunuyor, gönderiyorum ona, kardeşim benim. Şimdi Bışar abi, yani Evren abi en az konuşan isim ama program bitiyor. Herkes Evren abinin açıklamalarını tartışıyor. Mesela İrfan Can mı dedi, Mesut mu dedi, bence İrfan Can dedi. Ortalık yıkıldı mesela yani. Siz o Şimdi kadar konuştunuz ama manşeti o verdi. o da işte diyorum ya, onun işi finale yapmak. Finişi yapmak. O star. Star da bir oyuncuydu. 10 numaralı açıklamalarıyla damga vurdu yani. Gerçekten yorumculukta da açılır o. Şimdi konuşmadığına bakmayın, dediğim gibi o bak ortamı seziyordu. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Herhalde beni Biraz sen da çıkaramadın. Galatasaray'da vites düşük ya bu aralar. O yüzden çok topa O da giremiyor. Bir de o da derbi var. kaybettiler. İlk gün çıktı var odasına, dedi ya. Ben dedi şu bu şerefi daha çözemedim dedi. Bence hala çözmeye çalışıyor. Çözerse her şey Evren Turan'ın normal performansıyla göreceğiz. Beklediğiniz başlangıcı yaptınız mı peki? Yani istediğiniz gibi oldu mu? Ya açık konuşayım, dürüst olmak lazım. Beklediğimizin üstünde bir başlangıç oldu. Yani biz daha böyle adım adım vites yükselir, insanlar duyar tanır diye düşünüyorken ilk gün mesela Somera'da ilk yayın ilk 5'teydi. Sonraki günlerde yine benzer saatlerde olan spor programlarının önünde geçirdik biz. Ve hani YouTube yayınlarında, online'da en çok izlenmeleri aldık. Gerçekten bizim için de hani beklen, ama ben şu anlamda şaşırmadım. Yani Ertem Şener dediğiniz insan gerçekten, yani spor programı yapımcılığında ya da televizyon programı yapımcılığı da diyebiliriz buna, bir duayen. Ya İnanılmaz abi bir adam. İnanılmaz çıktı bir adam. Joseph de Souza'nın videosunu paylaştı. Sen girdin iç çamaşırı gösterilmez. Oradan başka bir şey oldu. Tabii yani ilgimizi çekti haliyle. Bunları yakalayacak kalite, kalibre, yani halkı tanımak, insana dokunmak. Yani Türk toplumunu çok iyi tanıyor Ertem Şener. Çok da özel bir insan. İnanılmaz zeki. Komedi yönü özellikle. Yani ekranda o insanları güldürme becerisi inanılmaz iyi. Gerçekten bir takımın da kaptanı, benim takımımızın da kaptanı o.
Biz de o ne derse onu yapıyoruz. Bir de şöyle bir durum var programda. Hep 4 yorumcu, bir sunucu var. Hepiniz de böyle toplumun farklı kitlelerini temsil ediyorsunuz. Mesela bu toplumda bazı kişiler Joseph de Souza'nın iç çamaşırını görmek istemiyor. Sen o kitleyi temsil ettin o gün abi. Evet, Diğerleri evet. de daha modern takıldılar yani bu Ya konuda. şimdi şöyle bir şey de açıklama yapmak lazım. Hatta iç çamaşırı demezler, külot derler. Sen direkt külot dedin abi, onu söylüyorum. Şimdi işin doğrusunu ben söylemem gerekirse aslında tabii ki de bu futbol business show işi ve hani Joseph de Souza Beşiktaş'ın önemli futbolcularından bir tanesi, bir kere kültür olarak bize uygun bir kültür değil onların kültürü. Dolayısıyla evet. onun hani iç çamaşırıyla Instagram'a video koyması kadar doğal bir şey yok normal şartlarda. Ama bizim Türkiye toplumunda çok kabul gören bir davranış değil bu. Haliyle bu aslında benim şahsi tepkimden ziyade tahmin ediyorum ekranlara başında bizi izleyen Türkiye'deki pek çok kişinin verdiği doğal bir tepki. Onu öyle bakmak, öyle değerlendirmekte yarar var diye düşünüyorum ben. Abi TV 100 konusunda son olarak da şunu söyleyeyim. Benim için gerçek reyting sosyal medyadır. Bu benim şahsi görüşüm. Evet. Yani yorumcuların yaptıkları yorumlar ne kadar çok paylaşılıyorsa o program benim için o kadar çok izleniyordur. Sen çıkıyorsun Ömer Faruk Şalke'de diyorsun. Ortalık bir yandan yıkılıyor. Ümit Azat başka bir şey söylüyor. Ortadan başka bir şey yürüyor. Diğer programlarda da yorumcuların paylaşımları yapılıyor ama en çok o gün sizinkiler yapıldı. Eyvallah. Bir de Modric olayımız var. Modric TT'de... Daha oraya geleceğim. Sorularım da var. Mesela. Ya, o konuyu açmışken Modric nasıl bir duyumdu? Olacak mı? Olur mu? Onu sen da nasıl bakıyorsun? Şimdi Sevilla'da bir kulübün başkanının oğlu benim çok yakın bir arkadaşım. Yani kaynak dediğiniz kişi aslında normal herhangi bir orada yaşayan bir insan değil. Ve hani daha önce bu arkadaşımla normal bir hukuki davamız olmuş spor hukuku anlamında. Görüştüğümüz bir arkadaşımız. Ondan hani biraz da şu anlamda bana destek olmak adına ilk programında hani senin yeni haftanda sana güzel bir haber vereyim şeklinde bir jestti o benim için. Sağ olsun, ona da çok teşekkür ediyorum burada. Yani bu kaynak da doğru bir kaynak. Söylendi Modric işi de ciddi bir iş. Olur olmaz, transferde imza atılana kadar. Tabii. Yani hiçbir şey bilemeyiz. Ama çok ciddi anlamda bir bilgi alakası sunuş, var. Sunuş çok önemli ya. Hani o isimle bu isimle ortalığı oyalayıp gizliden Modric'le görüşüyorlar falan yapıyorsunuz ya. İşte bu gerçek ama bu arada. Yani o İrfan Can Kahveci'yi böyle bir ön plana atıp ama arka tarafta zaten iyi bir yönetici, basiretli bir yönetici her zaman A, B, C planlarını düşünmek zorundadır. Eğer Galatasaray'ı yönetiyorsanız benim buna zerre kadar şüphem yok. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, hakeza Mustafa Cengiz muhakkak ki masada farklı farklı futbolcu seçenekleri koymalıdır ya da koyuyordur da diyebiliriz. Aksi takdirde Galatasaray'ı yönetemezsiniz ki zaten. Ne olur transferin son gününde saçma sapan oyuncuları elinizde kalır bu da. Yani transfer dediğiniz şey aslında Ocak ayında başlamamalı. Transfer Kasım'ın başında başlar. Siz Ocak'ın başında bu transferleri bitirirsiniz. Hakeza Nisan'da başlar. Mayıs, Haziran başında birinci kampa sizin asıl hemen hemen ilk 11'inizi yetiştirip koymanız gerekiyor. İşte yöneticilik dediğiniz şey budur. Ondan sonra da hocaya gidip hesap sorarsınız gerekirse, eğer hoca başarısız olursa. Ben sana her şeyi yaptım. Kadronu erken verdim eline. İstediğin oyuncuları istediğin tarzda aldım. Şimdi bu takımı kur. Bu takımı oyna. Hoca başarısızsa o zaman değiştirme hakkını bulabilirsiniz kendinize. Yani 5 Ocak'ta transfer sezonu açıldı. İlk günden böyle takır takır transfer yapan kulüpler oldu. Verdiğiniz örneğe de bu kulüpler uyuyor benim gözümde. Kesinlikle, ama mesela söyleyeyim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bu kültür yavaş yavaş Türkiye'de oluyor. Yani oluşuyor adam adam. Ama mesela ben de bir Beşiktaş örneği vereyim. Mazluk istediler. Şimdi Hulk diyorlar. Bir şekilde gündemi oyalıyorlar. Ama görüştükleri isim Manchester United'da Igalo diye bir oyuncu mesela. Ama Türk medyasında yani Avrupa basını, dünya basını yazıyor. Türk basını biraz görmezden geliyor bu mesela bu konuyu. Çok da Igalo dediğiniz zaman ama ilgi çekmiyor. Öyle işin boyutu. Ama Manchester United'dan geliyor. Böyle milli takım oyuncusu. Kariyerli bir isim. İsim olarak böyle bir Mandzukic, Hulk olmadığı için muhtemelen Türkiye medyası da sıcak bakmıyordur. Uygun bakmıyordur. Haliyle yani buna şey yapmak lazım. Normal karşılamak lazım. Ama başkan yardımcıları da onayladı. Yani doğru dedi. Temasımız vardı dedi İkalo için. Ya şunu öyle söyleyeyim ama Beşiktaş'ın santrafor ihtiyacı gerçekten var mı? Ben ondan da emin değilim açıkçası. Yani Larin'i koyuyorsun atıyor. Aboubakar'ı koyuyorsun atıyor. Zaten tek santrafor oynayabiliyorsun. Yani daha kimi alıp nereye koyacaksın?
İşte Mesut Özil geldi. Galatasaray birini alacak. Başkanları bugün açıklama yaptı. Beşiktaş'ta gölgede kalmak istemeyecek. Taraftar baskısıyla kulüp yönettiğiniz zaman ne kadar faydalı olabilirsiniz ki? Yani çünkü yöneticilik gerçekten başka bir meziyet. Perde arkaları var bu işlerin, transfer görüşmelerinin, bütçeler var. Euro'nun oynaklığı var. Yani siz bir oyuncu transfer ederken pek çok döneyi düşünmek durumundasınız. Verdiğiniz kontratlarda bir de menajerlik ücretleri var. 2-2,5 yıl kontrat veriyorsunuz. Bu kulüplerin ya başkanlar 3 yıl başkanlık yapabiliyor. Çocuklara göre 2 yıl olabilir bu. Veriyorsunuz kontrat 4 yıl. 3 yıl, 3,5 yıl. Yani sizin döneminizde olmayan başkanları da bu sefer bağlayıcı hale getiriyorsunuz. Kulübün kaderini oynayacak sözleşmeler yapıyorsunuz. Ya o yüzden elinizde yeteri kadar santrafor varsa sırf taraftarı mutlu etmek adına santrafor almak bence akıl işi değil. Ama Türkiye'de taraftar baskısıyla transfer yapılıyor. Son örneği de Falcao. %100 katılıyorum. Yani Falcao alınır mıydı? Alınabilirdi Falcao. Ama Falcao yılda 5 milyon verilecek ya da 7 milyon euro verilecek bir oyuncu değildi. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi alt taraftan Ali Yavuz kolu zorluyoruz. Yani niye olmasın? Niye olmasın? Galatasaray bunu yaptı. Bakın Galatasaray'ın herkes bakabilir. Maç kulüpleri çıkıyor. 92-93, 93-94, 94-95, 95-96 sezonlarında peş peşe incelesinler. Galatasaray her yıl bir adet genç oyuncu takıma kazandırıyor. Tugay'dır, Okan'dır, Emre'dir, Hakan Ünsal'dır, Ergin Pembe'dir. Ya şimdi bunu zamanında yapmış Galatasaray zaten. Bunu niye şu anda yine yapmasın? Ya da Beşiktaş Hakeza niye yapmasın? Güven Yalçın'ın var elinde. Sen Güven Yalçın'ı dördüncü santrafor olarak tutamazsın o takımda. Tuttuğun zaman bitirirsin oyuncuyu. Ki bu adam oynadığı zaman attı. Beşiktaş için konuşuyorum. Çok da başarılıydı. Haliyle bu planlamaları yaparken futbolcunun umudunu da yitirtmeyecek pozisyona getirmek lazım. Şimdi bu taraftar baskısı demişken Sivasspor'lar da böyle patoya yükleniyorlar sosyal medya üzerinden. Patoyu Sivasspor almalı mı? Gaziantep PK'yla da adı geçiyor bu arada. Sadece Sivasspor'u konuşuyoruz ama düşünceleri neler abi? Pato Türkiye'ye gelmeli mi? Ya Pato bir kere şuna da ben kızıyorum. Pato'nun ismini yani siz de medyanın içindesiniz. Kaç yıldır duyuyorsunuz? En 5 yıldır Türkiye'ye yazılıyor. Şevşenko'dan ya. Çok yazıldı ya. Şevşenko zamanında. Evet. Şimdi Eto'yu yazarlar, Eto'yu aldırırlar. Şevşenko nasip olmadı. Roberto Carlos yıllarca yazıldı oldu. Türk basını da şaşırdı zaten gelince. Yani onlar da inanmıyordu yazarken. Ama Roberto Carlos gelince... Şey yine aynı şekilde yani Mesut Özil 3 yıldır 4 yıldır yazılıyordu oldu. Ama anlatmaya çalıştığım şu. Şimdi siz hiç mi bir farklı oyuncu bulamıyorsunuz? Yani gerçekten bu kadar mı kısıtlısınız ya? Yani bu işte bana aşağıdan yazanlar var. Diyorlar ki bunlar hep menajerler bastırıyor. Menajerler bastırıyor. Doğru diyorlar yani. Ama Türkiye'de de menajer gerçeği var yani. Ya dünyada var bu. Buna karşı çıkmak da yanlış. Merve ablam buradaymış. Ona da çok selamlarımı iletiyorum burada. Yani bunu önüne geçemezsiniz. Bir kere yani şimdi ben de yöneticilik yaptım. Futbolcu geldiği zaman menajerimle konuşuyor. Ne diyebilirsin? Ben futbolumla ilgileniyorum. Kontrat detaylarını menajerimle konuşuyor. Dinçer Zapan burada. Dinçer abim sevgiler saygılar. Çok seviyorum Dinçer abi. Gerçekten çok özel bir insan. Onun bir an önce de Galatasaray başkanlığına ilgili baskılara artık direnmeyip Galatasaray başkanlığı olmasını temenni ediyorum. Galatasaray ne zaman kongre yapacak abi? Galatasaray'ın kongresi de Mart'a ertelendi haliyle. Bu mecburi yasaklardan kaynaklı olarak. Fakat tahmin ediyorum yani Mart'ta itibaren bir kongre yapmak yerine zaten olağan kongre yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayında muhtemelen kongre yapacaktır Galatasaray diye tahmin ediyorum. Şimdi az önce bir Güven Yalçın demiştik. Altta da bir soru geldi. Onu kaçırmayayım. Güven Yalçın forvet alınırsa kiralanmalı bir kiralık olarak. Kiralayın da bari adam oynasın yani. Futbolcuyu oynamak hayat verir. Ya şimdi bunun o kadar çok örneği var. Oynamadığı için de kendini geliştiremiyor değil mi tam olarak? Ozan Tufan oynayamıyordu. Gitti geliştirdi geri geldi. Oynamak futbolcuya hayat verir. Yani oynamak futbolcuya hava katar. Şimdi ya ben normalde burada konunun dışına çok çıkmak istemiyordum ama Akisarlılar çok soruyor. Onlara da ben cevap vereyim. Arkadaşlar Akisar'ın transfer yasayla ilgili bizzat ilgilenen kişi benim. Bütün hukuki dosyaları, süreçleri götüren kişi benim. Sabredin. Mesele hukuki prosedürlerle alakalı bir şey. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapacağız da
Buna hiç şüpheniz olmasın. Akisar ama şu hak ettiği yerde. Gekas iddialarına da bir yorum alayım ben. Bir Gekas muhabbet dönüyor ulusal basında. Gekas'ın hoca olacağı ile ilgili mi? Evet. Ya şimdi bu hani ama şimdi reytingi olan bir isim yani bizim için sormak istedim ben. Şöyle komik bir durum. Şöyle komik bir durum. Eminim ki yani siz bunun farkındasınızdır da bunu Akisar'da başkan adayı olmak isteyen bir zat dillendiriyor. Ama işin komik yanı bu kişinin Akhisar Spor'a hoca olma ihtimali yok. Çünkü federasyonun yasağı var. TFF 1. Lig'de yabancı hoca çalıştıramıyorsunuz yani. Ya bu... Ama sportif direktör yapıp hani böyle yönetici kartıyla yedek kulübesine falan. Hayır hayır. Öyle yani, de çok formüller var. O sportif direktör olarak tutabilirsiniz. Yabancı hoca çalıştırmak yasak. Fiilen de orada siz hoca olarak koyduğunuz anda. Şimdi mesela misal veriyorum. Bu Akhisar'da doğmuştur. Daha önceki evvelki hocamın atletik performansıydı. Biz lisanslı bir hocayı tutup başında onu hoca olarak görüyorduk. Tutuyorduk da. A lisansı olmadığı için. Ama burada yabancı çalıştıramazsınız. Kesinlikle yasak. Yani dediğim gibi bu mantık dışı bir söylem. Ha bunun perde arkasına da bak burada Akhisarlı taraftarlara şunu söyleyeyim. Bu tür görüşmelere inanmayın. Yani ne yazık ki Gekas'ta bu transfer yasağı konulsun diye Gekas tarafından yapılan görüşmeler bunlar. Ne yazık ki. Yani işin perde arkası çok fazla. Hiç daha fazla detayına da girmek istemiyorum. Yani saçma sapan işler var. Sadece Akhisar Spor taraftarı sabırlı olacak. Emin olsunlar. Ben zaten FIFA'da, KAS'ta pek çok dava takip eden bir kişiyim. Dolayısıyla zaten bu işleri çözebilecek biri varsa yani şunu da bak belirtmekte fayda görüyorum. İnanın tüm Akhisarlar için söylüyorum. Tüm Akhisarlar için söylüyorum. 30 milyon Türk lirası borç var transferinde. 30 milyon Türk lirası borç var. Birisi de Gekas mı? Tabii ki Gekas da bunlardan bir tanesi. Yani bir anda olacak bir şey değil onu anlatmaya çalışıyorum. Ama bunu yapacaksa 10 günümüz kaldı bu arada. Hani biz hazırlıklarını Kasım ayından itibaren gördük. Kasım ayından itibaren bu hazırlıklar başladı. Yani kimsenin haberi yokken. Ama transfer atacağınıza ben eminim. Zaten antrenmana çıkan futbolcular falan sosyal medyaya yansıdı. Yani isim vermedim buradan da. Yani niyetimiz o. Yani Akhisarlı taraftarlar müşteri olsun. Sadece takımı desteklesinler. Önümüzdeki hafta Tuzla maçı var. İkinci yarıda Allah nasip ederse seyirciler gelecek. Oraya iyi destek olsunlar. Şimdi Türkiye'de şöyle bir karışıklık var. Onu çözmek için soruyorum. Siz de hani bu işin uzmanı olduğunuz için anlatırsanız sevinirim. Tabii ki. Bir transfer yasağı var. Bir de kesinleşmiş transfer yasağı var. Bu ikisi arasındaki fark nedir? Şimdi transfer şöyle ben süreci baştan itibaren size anlatayım. Transfer yasağı Türkiye'deki futbolcular, Türk kökenli, Türk pasaportlu futbolcular için farklı konudur. Yabancı futbolcular için farklı konudur. Yabancı futbolcuların transfer yasağı FIFA üzerinden konulur. Türk futbolcuların da önünde iki seçenek vardır. Ya kesinleşmiş bir yargı kararınız olacak. Size bahsettiğiniz bu aslında. Kesinleşmiş yargı kararıyla talep edersiniz. Transfer yasağı konudur. Ama siz ben yok kardeşim bu kesinleşmiş yargı kararını icra dairesine koyup paramı icra dairesi aracılığıyla alacağım derseniz eğer o zaman transfer yasağı koyamıyorsunuz. Türk futbolcular için. Gelelim hani yabancı futbolcular kısmına. Yabancı futbolcular kısmında da FIFA'nın kararından itibaren veya itiraz edilirse KAS'ın kararından itibaren Spor Tahkim Mahkemesi İsviçre'de. Yani FIFA'nın bir temiz organı gibi düşünün. FIFA ilk derece mahkemesi gibi düşünün. Onun itirazları KAS'a gider. Ya kesinleşmiş bir FIFA kararı ya da kesinleşmiş bir KAS kararını istinaden 45 gün içerisinde ödeme süresi verilir. 45 gün içerisinde ödeme yapılmaz ise eğer o zaman transfer yasağı otomatik olarak konulur. FIFA tarafından. Bir diğer yol yine yabancı futbolcularda bir Türk avukatla anlaşırlar. O Türk avukat mali yönden transfer yasağı koyar. Bu sefer iş FIFA'dan da dışında Türkiye'deki Futbol Federasyonu'na yapılacak başvuruyla bu transfer açılmış olur. Herhalde böyle dini biraz karıştırdık ama. Ya şöyle anlatayım ben. Kesinleşmiş transfer yasağı var diye haberler çıkıyor. 3-5 ay sonra yeni bir transfer dönemi geliyor yani. Bir kış bir yaz. O dönemde de kulüp bir şekilde o kesinleşmiş transfer yasağını kaldırıyor. Sonra sorduğumuzda da bir madde vardı. O maddeden faydalandık falan diyorlar. Yani ya, kesinleşmiş şey transfer yasağı herhalde. Lafta kalıyor. Aynen o öyle bir hukuki bir ayrım yok. Ama yani bahsettikleri şu olabilir herhalde. Yani muvaffakat alınır. Paranın tamamı ödenmeden de futbolcu eğer müsaade ederse transfer yasağı kalkar. Tek bir transfer tescil dönemi için.
bahsettikleri şey odur diye düşünüyorum ama yani burada da bu konuda yorum yapacak arkadaşlar, eğer hukuki bilgisi olan avukat arkadaşlarsa, yönetici olarak söylüyorum, muhakkak daha sağlıklı yorum yapabileceklerdir. Çok detay hukuki bilgiler bunlar. İzleyicileri de çok sıkı olmak lazım bu tür şeylerle aslında. Ben Eskişehirspor'dan dolayı biraz hakimim bu işlere de, benim için sordum yani. Fazlasıyla. Yöneticiler için diyorum aslında yani. Ben fazlasıyla biraz bilgi sahibi olduk, eyvallah, yani tecrübeliyiz. Şey yani yaptık. Yöneticiler bilmeyebilir bazen. Çok da normaldir bu arada hukuki. Tabii canım, bir yönetimin şey dediğini başka bir yönetim yalanlıyor. Tersi ya, şeyler oluyor. Yıllardır yaşıyoruz. Tabii. Yadırgamıyorum ya. Yanlış anlaşılma olmadı kesinlikle. Sumidika'yı sormak istiyorum. Biraz hızlanacağız çünkü size söz verdik. Ya, bir 20 dakikamız kaldı. Sumidika çok uyanık bir adam diyeyim. Yani kelimelerimi yumuşak seçmek istiyorum. Benim bize spor böyle havada kaptı değil mi? Ya, havada kaptı. Çünkü çok başarılı oldu. Ben mesela kişisel olarak da sorun yaşadığım, problem yaşadığım isimlerden bir tanesi. Fakat o kadar uyanık bir adam ki, Türkiye'yi o kadar iyi tanıyor ki. Ve kardeşim sever, sevmez, ne olursa olsun bu adam başarılı oldu. Bak döndü de Antep bugün 3-7 yanlış biliyorsan. Yanlışım varsa düzeltirsen beni. Evet, bir de Rize'den yedi. Sumidika'nın yeni takımından yedi. Yani kader bir herhalde, bu da mistik bir şey diyelim. Ve doğru bir hamle. Ben de bugün mesela yönetici olsam Sumidika'da çalışmak istediğim hocalardan biri olur, fakat meyve suyum işte. Biri onu soruyor. Şunu söylemek lazım. Çok zor. Çok zor bir adam Sumidika. Birlikte çalışacak yöneticilere, hele hele Hasan Kartal'ı da ben birebir iyi tanırım. Hasan Başkan için çok zor zamanlar bekliyor Hasan Başkan'ı. Allah da yardım. Rize halkını zor zamanlar bekliyor bence. Ya, sadece Hasan Kartal değil. Halkla bir şekilde uyum yakalıyor da yöneticilere tavırları çok ağır. Bazen çok zor. Yani dolayısıyla Antepler kampanya başlatmıştı ya geri dönsün diye. İşte diyorum ya, halkı yanına alır da mesela kovulurken Antep'ten bütün şehir kovulması yönünde karar verdi. Yani annemden para istiyorum, hiç olacak şey değil. Ama hanımımdan özür dilerim. Yani para göndersin, futbolculara dağıtacak. Hiç. Yani bu nasıl bir şakaysa o Romanya'da. Bu Antep halkını aşağılamak. Olacak evet, şey değil. Doğru bir Ünal şey. Karaman Göztepe ile anlaştı. Onu da sorayım dışarıda. Ünal Hoca Trabzon'da inanılmaz başarılı olmuştu. Rize'de bulduk, umduğunu bulamadı. Ben yani bu arada şunu söyleyeyim. Kesinlikle İlhan Palos'un Göztepe'den ayrılmasına çok üzülmüş biriyim. İlhan Palos benim yönetici olarak her zaman çalışmak istediğim, kalbimde olan inanılmaz yetenekli, önü çok açık bir hocam. Ama Göztepe'de zor bir camiadır. Ve yani yaş ortalaması da biraz takımın açıkçası fazla. Yani dolayısıyla orada işte belki perde altında bizim bilmediğimiz bazı şeyler vardır. Nasip değilmiş, devam edemediler. Ama çok başarılı olacağına inandığım bir teknik adam. Ünal Karaman da adamlığıyla, kişiliğiyle, karakteriyle, duruşuyla Türkiye futbolunda gerçekten bayrak isimlerden bir tanesidir. Halide Göztepe ile çok yakışacaklarını düşünüyorum. Yani sanki bana böyle Göztepe ile ki uyumu Trabzon'daki uyumu gibi olacak gibi geliyor bana. Umarım da o yakalanır. Çok da başarılı olmasını istediğim isimlerden bir tanesi Ünal Karaman. Bir camia takımına böyle çok elit bir hoca gitti. İnşallah kesinlikle. Çok başarılı olur. İnşallah. Ömer Faruk Beyaz Şalke muhabbetinin ardını sormak istiyoruz böyle. Orada siz çünkü bir cümle söylediniz. Arada kaynadı gitti. Ertesi gün söylediniz. İkinci programda biraz açıkladınız. Ya, şimdi Wolfsburg'un adı da geçiyor. Ben kadro dışı kalmış galiba bir de Fenerbahçe. Evet o oldu işte. Ya, maalesef iş buraya dönüyor. Yani işte genç oyuncular, yani ben bu konuda eleştirdiğim zaman biraz taraftar olarak bakanlar yanlış anlıyorlar ama ben aslında o taraftarların da işine yarayacak bir şey söylüyorum. O da ne? Gencecik bir oyuncu. Bu oyuncu siz tecrübesiz diyorsunuz. Tecrübe nasıl kazanılır Allah aşkına? Yani oynayarak. Oynatmasanız nasıl bu adam tecrübe kazanacak yani? Yani kendi içerisinde çelişkili bir durum. Haliyle siz Ömer Faruk'a o şansı vermiyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki Ömer Faruk niye benimle kontrat uzatmıyor? Uzatmaz. Şimdi programda dediniz ya Ömer Faruk'ların yetişmesi lazım falan dediniz. Erten Fener de tepki gösterdi. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk istiyor. Mesut Özil istiyor. Kimse Ömer Faruk'u düşünmüyor şu an dedi ya. O konudaki düşünceniz ne? Ya doğru. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk istiyor. Kabul ediyorum. Ama şampiyonlukları bakın Beşiktaş'ın bir takımı var. Samet Aybaba'yla kurulan. Evet. Menemenli sezon. Evet. Atiba, Veli Kavlak, Necip, Olcay Şahan, kimsenin şahmesini almadığı bu isimler 2-3 sene birlikte oynayıp şampiyonluğa damga vurdular Şenol Güneş'le beraber. İnanın işte bu birlikteliğe, futbol zaman işidir. Bir anda olmaz. Kimse sihirbaz değil.
bir anda gelen başarılar devamlılık değildir, istikrarlı şeyler değildir. Ve siz eğer istikrar istiyorsanız adım adım böyle, bak çok sevdiğim bir büyüğümün bana vermiş olduğu çok güzel bir örnek var. Bana hep şunu der, ya hiç sen mikrodalga fırında kebap olduğunu gördün mü? Kebabın lezzetli olduğunu gördün mü? Yok. Ama bak kuyu kebabı der, bir gününde ısınır ve müthiş bir lezzetle yersin. Bazen futbolda böyledir. Şartların olgunlaşması gerekir. Yani bir anda futbolcunun sana çıksın sahada maç kazanırsın bunu bekleyemezsin. Bir anda bir hocanın her şeyi değiştirmesini bekleyemezsin. Bir yöneticinin geldiği gün her şeyi değiştirmesini bekleyemezsin. Kredi verilmesi gerekir. Zaman verilmesi gerekir. Arkasında durmak gerekir. E şimdi Ömer Faruk Beyaz'ın arkasında durmazsanız ve eğerin üstünü üstün Mesut Özil'e alırsanız, Mesut Özil'e yılda 8 milyon euro para veriliyorsa nasıl olacak da Ömer Faruk Beyaz'ı oynatacaksınız siz olacağını? Mümkün değil bu. Akla mantığa aykırı bir şey. Çünkü verdiğiniz para boşa gitmesin isterseniz. En basitinden. Haliyle Ömer Faruk Beyaz ne yazık ki herhalde görünen o ki Schalke ile anlaştı. Oraya da gidiyor diye düşünüyorum. Ama ben bugün bir şey duydum Ömer Faruk'la ilgili. Trabzonspor devreye girmiş. Ama orada da bir çok sıkıntı zor var. Zor da hani 10 milyon euro getirirsem serbest kalırım gibi bir madde koydurmaya çalışıyormuş. Benim duyduğum da o Trabzonspor'da. Ha, Trabzonspor'a mı böyle bir talepte bulundu? Evet, Trabzonspor'a ben size gelirim sezon sonu ama 10 milyon euroya serbest kalır maddesini de koydurmak istiyorum demiş. Ya sanmıyorum. Bu benim duydum. Geleceğini sanmıyorum ben o Ömer Faruk Beyaz'ı, çünkü Almanya'da ciddi kulüpler istiyor onu. Wolfsburg'u duydum. Ben şunu söyleyeyim ama Ömer Faruk'un ailesinin yerinde olsam kesinlikle Fenerbahçe'den çok özür diliyorum, ayrılmam. Bazı şeylerin der, ben inançlı bir insanım, bereketi vardır derler böyle. O kulüp seni yetiştirmiş. Bu noktaya kadar da getirmişse bir vefa borcu olması lazım. Bak örnek vereceğim. Emre ile Okan Galatasaray'dan bonservis kazandırmadan gittiler. Evet. Yani hiç kimse mesela Emre Belezoğlu'nun da Okan'ın da Avrupa'da çok büyük başarılara imza attığını söyleyemez. Bir Arda Turan kariyeri olmadı. Tugay Kerimoğlu kariyeri olmadı. Okan'ın en büyük başarısı Inter formasıyla Milan'a gol atmak oldu yani. Yani şimdi anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Bazen anladım. Hayır olması lazım. O olan işte. Ya şimdi Mustafa Kaba Lille gitti. İşte ben de onu örnek verecektim. Yani ama o işte hayır olmaz ya. Ben berekete çok inanırım. Yani seni yetiştiren camiye da bir emek borcum vardır. Yani sözleşmem bitiyor diye hemen basıp gitmek doğru görmüyorum bunu. Ama Bışar abi Dorukhan da Eskişehir Spor'a para kazandırmadan gitti. Sadece yetiştirme bedeliyle gitti. Onu, hayır görecek mi mesela? Onu da doğru bulmuyorum. Ama bak bana söylediğin şeyi kendin cevaplıyorsun aslında. 1,5 yıldır adam sakat. Hem de bak Avrupa Ligi şampiyonasına gidecekken sakatlandı. Şu anda da formayı da kaptırdığı yedek kalıyor. Yani sence Fenerbahçe transfer olur mu? O iddialar doğru mu? Emre Belezoğlu yalanlıyor ama o taktik. Benim bence duyduğum da o. Oradaki etik olmayan şey, yani bu son 6 ay kala değil ama evveliyatında görüşmeler olmuş. Dolayısıyla bu doğru da değil. İyi bir şey de değil. Doğruysa eğer. Duyumum bu ama doğru mudur diyelim. Teyide muhtaç bir bilgi. Ya bu tür işlerden kimse hayır görmüyor. Bu tür transferlerden kimsenin ben futbol içerisinde hayır gördüğünü, bunun sonucunda çok büyük başarılar elde ettiğini görmedim. Haliyle yani bence ben Dorukhan'ın yerinde olsam, Dorukhan'ın avukatı olsam mesela, ona da Beşiktaş'ta kalmasını ve bonservis bedeliyle gitmesini tavsiyede bulunurum. Neden diyeceksiniz? Bak bir şey soracağım ben size. Şimdi ben size bir kitap hediye ettim. Bir de siz gittiniz aynı kitabı satın aldınız. Aynı kitap bak. Emin olun o iki kitaptan satın aldığınızı okumak istersiniz. Cepten para verdik diye, daha kıymetli. Daha kıymetli olur. Her zaman böyledir. Bunun temelinde yatan şeyi de söyleyeyim ben size. Hayırlı örnek de vereyim. Cenk Tosun Gaziantepspor'a para kazandırıp Beşiktaş'a transfer olmuştu. Evet, oradan da gitti Beşiktaş'a transfer. Tabii. İçecek şimdi, de şey iftariymiş galiba. Evet. Şu yok bu vişne. Vişne. Tamam. Evet, severim. Şimdi anlatmaya çalıştığım aslında şu. Mantıken de zaten bir oyuncuya para veriyorsanız örneğin 1 milyon euro. Sizin bu adamı kar edebilmeniz için maaşlarıyla beraber en az 2 milyon euroya satmanız lazım. Bu adamı oynamadan 2 milyon euroya satamazsınız. Haliyle oynaması için direteceksiniz, zorlayacaksınız. Arkasında duracaksınız. İşte Başakşehir İrfan Can'ı Gençler Birliği'nden iyi paraya aldı, oynattı, değeri katladı. Bu kadar.
Yani parasız gittiğiniz zaman genç futbolcu kardeşlerim için söylüyorum. Değersiz olursunuz. Yüzünüze bakmazlar. Herhangi biri olursunuz. Herhangi biri olursunuz. Hemen ben Süper Lig'e gideceğim diye transfer yapmaya çalışmayın. Bu yanlış. Evet. İrfan Can Galatasaray olur mu? Konusu geçmişken. İrfan Can Galatasaray olur mu? Fatih Hoca öyle bir şey yaptı ki yani niye bu açıklamada bulundu? Onu ben hafta içi de söyledim. Ya Fatih Hoca kendi bu yönetimi çok açık bir şekilde başarısız çıkarttırıp başkan olmak istiyor. Ya da sezon sonu Fatih Hoca Galatasaray şampiyon olmasa Mikail Okyar burada sevgili kardeşim. Öpüyorum ben haklarından. Eyüp Spor'un yıldızı eski Galatasaraylıdır. İnanılmaz bir futbolcu. Mikail inanılmaz bir futbolcu. Çok üst seviyeleri görecek. Zerre şüphem yok. Yani Mikail'i 1-2 sene içinde milli takımlarda görürseniz bu yayını kaydedin lütfen hiç şaşırmayın. Bir maçta YouTube atacağız bu programın kaydını eyvallah, zaten. Eyvallah. 13-14 kilometre koşan bir adam. Bak çok eski arkadaşlarım Avukat Özcan Akdemir. Dolu koşuyorsa da sorun yok Müşer abi. Efendim? Dolu koşsun. Boş koşsun, boş koşunca olmuyor. Dolu ayakları koşması lazım. İnanılmaz iyi ve inanılmaz dolu koşuyor. İnanılmaz dolu koşuyor. Oğuzhan minik takımdan futbolculuk döneminden arkadaşım. Ona da selamlarımı iletiyorum. Şimdi yani Akhisar Spor'u konuştuk. Arkadaşlara cevap verelim. Onlar kaçırmışlar. Tekrarını YouTube'dan seyretsinler. Tekrar evet. Akhisar Spor konuşmayalım. Evet. Aynen öyle. Şimdi ya da Fatih Terim'in kafasında şöyle bir plan da olmuş olabilir. Yani biraz niyet okuyuculuğu yapmış gibi bir şey olacak ama olur da şampiyon olamazsa eğer ben istedim. Çilgi dişat o önde. Ama şu an 5-1 öndeler Denizli Spor karşısında. Eyvallah ama yani olur da olamazsa bak ben bu oyuncuları istedim ama ne oldu almadılar bize şampiyon olamadık. Yani tersten dönüyorum ama. Olur da yönetim İrfan Can'ı alırsa eğer Fatih Hoca'nın işi hiç kolay değil o zaman. O zaman hiç kolay değil. Yani, ama Onyekuru'yu bitirmişler galiba. Onyekuru'nun Muhammed ben, Mustafa da Fransa'ya gidiyormuş galiba. Bir şeylerini gördüm. Fenerbahçe'ye dair paylaşımların, Mesut Özil paylaşımlarını beğendiğini ama ne kadar doğrudur bilmiyorum onu. Sonra silmiş diye bir şeyler gördüm. Sanmıyorum da Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye gidip yepyeni bir hikaye yazacak. İki kere Galatasaray yapmış. Üçüncüye gelirim büyük ihtimal. Yani ben de öyle düşünmüyorum. Samsun Spor hakkında bir şeyler söyler misiniz yazmışlar. Arkadaşlar Samsun Spor gerçekten çok kıymetli ve değerli bir başkanı var. Başkan derdilerini kaybettiler. Mustafa abi Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Çok kıymetli. Müthiş İngilizce konuşan. Bak müthiş diyalog insanı. Bir ağırlaması var insanlara orada. Yani inanılmaz bir insandı. Allah mekanı cennet etsin. Samsun Spor yani çok büyük bir camia, hak ettiği yönleri geri dönecektir. İnşallah da çok başarılı olurlar diye umut ediyorum. Adana Demir çıkar mı? Ben de hazır Samsun açılmışken sorayım. Ya Demir Spor'un üzerinde bir kara bulutlar var, şanssızlık var ya. Yani yıllardır olmuyor. Bizim rakiplerimiz, ben çok da rakipler hakkında konuşmak, yorum yapmak da istemiyorum ama. Ama işte ben linç yiyorum. Samsun'u konuştunuz, Adana Demir'i konuşmadınız diye. Ya Samsun'da Mustafa abi yandığım için. Ya Demir Spor'un da çok güzel bir başkanı var. Allah yolunu bahtını açık etsin. Başarılarını devam ettirsin inşallah. Çok çabalıyor, çok istiyor ama bir kısmetsizlik var onlarda. Beşiktaş'ı konuşalım Akhisar biraz. Akhisar söyleyeyim mi? Yani biz bazen, Akhisar'da başkan bazen playoff diyor ama yani ikinci yarı çok başka şeyler olabilir. Çok başka şeyler olabilir. Valla Bursa ile Eskişehir dışında herkes transfer yaptı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Ama çok oyuncu kaybeden de var. Yani Boluspor kaybetti. İsmail Yüksek. Tuzla çok gönderdi. Tuzla gönderdi ama Tuzla'yı kendi isteğiyle yaptı. İsmail Yüksek Balıkesir'den gitti. Eze gitti. Yani zor. Başkanım en çok giden de sizde ama şimdi kağıt üstünde yani. Siz de neredeyse sıfırladınız inşallah şu tutar. Bazen şey iyidir yani yeniden başlamak iyidir her şeye. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Yani isim konuşmak isterdim de sonra transfer sonra, daha sonra. Daha sonraki. Transfer sezonu soru. Sergen Yalçın Beşiktaş şampiyon yapar mı? Bence güzel bir soru. Valla soruyu soranı tebrik ediyorum. Sizin bir sorunuz aşağıdan mı geldi? Ben sordum. Muhteşem bir soru. Ya, niye şöyle? Şöyle Galatasaray Fenerbahçe konuşup Beşiktaş koymayınca biz dinçiyoruz. Yani artık böyle eşit davranmaya çalışıyorum hepsine. Ya Sergen Hoca müthiş işler yapıyor ya. Hakikaten ben yıllar önce şey demiştim yani Fenerbahçe ve Beşiktaş kendi Fatih Terimlerini bulamadıkları için bu kadar başarılı değiller demiştim. Aykut Kocaman'la Fenerbahçe onu bir yakalıyor gibi oldu. Olmadı değil ama bir türlü olmadı tam olarak. Yani
Ersun'la da olmadı galiba. Ersun'la zaten olmaz. Yani ben şey için diyorum, hani o takımdan futbolcu olarak çıkıp sonra da hocalık kariyerini devam ettiren olarak söylüyorum. Dondu herhalde yani, evet. Fakat Sergen Hoca ile bu olacak gibi ya. Çok özel bir adam. Müthiş de ki, yani kurnaz diyeceğim ama hayal de satmıyor. Tabii yok. Kötü bir kelime olarak söylemiyorum. Yanlış anlamasın lütfen insanlar. İnanılmaz iki bir adam ve kimse Beşiktaş'ın esamesini okumuyordu. İşin acı yanı ne biliyor musunuz? Bundan 7-8 hafta önce, belki 10 hafta önce Sergen Yalçın'ın gidip gitmeyeceği konuşuluyordu. Evet. Sergen Yalçın. Yani yaşandı bunlar. Bugün yani ligi döve 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 gidiyor. Allah yolunu açık etsin onu. Yani Fenerbahçe biraz sendelese Beşiktaş puanı açmıştı yani. Öyle gözüküyor. Tabii. Ya Fenerbahçe de bu arada yani çok istiyorlar. Çok istiyorlar ama şampiyon olamazsalar bu ekonomik buhranın altında nasıl kalacak? 7 yıl oldu. 7 yıldır şampiyon olamıyorlar. Çok normal. Çok normal. Yani ya bu çok büyük bir cam ya Fenerbahçe. Bu kadar büyük taraftarı olan bir grup. Şampiyonluğu aç. İstiyorlar, ısırıyorlar. Başkan da şimdi kendim başkanı yerine koyuyorum Ali Koç'un. Çok eleştirdiğim oldu ama şaka olarak tabii. Fakat yani şey düşünüyordur herhalde, ben daha ne yapayım, kendimi çıkıp oynayayım yani. Para deseniz veriyorum, en iyi oyuncuları getiriyorum, ne yapabilirim diyordur. Şimdi Mesut Özil de geldi, baskı biraz daha arttı Fenerbahçe üzerinde. Yani işte en ufak bir başarısızlık Erol Bulut'a yazar bu sefer. Yani dün nerede izledim ben, bir yerde izledim. Erol Bulut Mesut Özil'i taşıyabilir mi, kaldırabilir mi? Ya onu yeniden futbola döndürebilir mi, onu tartışıyorlardı. Erol Bulut başarabilir mi bu işi sizce? İkisinin de Almanca konuşabiliyor olması büyük avantaj, onu söyleyeyim. Yani mesela Tottenham'da bu olmuş. Mourinho neydi o 7 numaralı Koreli çocuğun adı? Link Yu şey ama Jisung. Son muydu? Sırf onun için Korece öğrendiğini biliyorum ben. Yani bu kadar iyi ilişki kurabilmek, iletişim birebir kurabilmek çok çok önemli. Dolayısıyla bu Erol Hoca'nın Mesut Özil'le Almanca konuşuyor olması Mesut Özil'in şeyini kaldıracaktır. Başarısını, sevgisini kaldıracaktır. Başarılı olurlar. İnşallah başarılı olurlar. İnşallah. Trabzon'da konuşalım biraz. Abdullah Avcı müthiş bir başarıya imza atıyor bence orada. Çünkü Beşiktaş'ta aşı tutmamıştı ama Trabzon'da tuttu gibi. Nasıl söyleyeyim, 2.18 puan ortalaması var. 7 galibiyet, 3 beraberlik bir mağlubiyet aldılar. Mağlubiyette hani Galatasaray'a mağlubiyet. Hani şunu söyleyeyim ama Abdullah Avcı aslında Beşiktaş'ta da başarılıydı. Sadece Beşiktaş taraftarı çok erken hareket etti. 27 puanla gönderildi yanlış hatırlamıyorsam. Sergen Yalçın gelince de benzer bir puan almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. İkinci yarı için söylüyorum. Ya da Galatasaray'da mesela 27 puandı aynı dönemlerde. Yani başarısızlık kıstası nedir? Ona iyi bakmak lazım aslında. Biraz orada benim sorum şu, Trabzonspor'un bu sene hedefi ne olmalı Abdullah Avcı'yla? Abdullah Avcı'yla Trabzonspor'un bu seneki hedefi ilk 4 olmalı. Çok da gerçeğin dışında bir hedef koymanın da manası yok. Çünkü şampiyonluk falan bunlar hani çok çok zor. İlk 3 büyükler ciddi anlamda arayı açıyor. Bir de ben şunu çok enteresan buluyorum. Bu sene galibiyet sayıları çok fazla. Yani evet. 2-3 yıl önce de bu benzer bir lig olmuştu. Son haftaya kadar 4 tane takım şampiyonluk iddiasıyla gitti. Galatasaray yine orada bir şey çekmiş. Bu sene bir de 21 takım var. Yani rekor puan gelebilir. Rekor puan gelme ihtimali çok yüksek. Ve galibiyet oranları da çok yüksek bu sene. Ama tabii işte sebep buna ne olabilir? Anadolu takımlarında ciddi anlamda maddi sorunlar var. Para olmayınca futbolcularda motivasyon eksikliği yaşanıyor maalesef. Yani Beşiktaş, Bilal Ceylan'a Eskişehirspor'dan taksit de almaya çalışıyor. Yani öyle bir durum var şu an. Taksit de. Ve 3 milyon TL'yi taksit yapmaya çalışıyorlar yani. Ya yapmasınlar. Anadolu Burak Kapacı'ya soracağım. Hani babasını programa aldınız, ortalık karıştı. Erdal abi. Sen kırmızı kart gösterdi. Evet. Erdal abime buradan selamlarımı söylüyorum. Ya Bursa Spor'un yaptığı iş bir kere muazzam bir iş. Gerçekten bakıyorsunuz. Arkadaş adamlar Batuhan Körü çıkarmış. Ali Akman'ı çıkarmış. İşte Burak Kapacı'ya çıkarmış. Ve o gençleri de alınlarından öpüyorum. Bu kadar zor bir dönemde çıkıp aslanlar gibi oynadılar. Geçen seneki takımdan eksik puan almadılar. Geçen sene Bursa Yıldızlar topluluğunu kurmuştu olmadı. İnşallah. Evet. İnşallah playoff oynarlar ya da Süper Lig'e çıkarlar. Bu gençlerin hak ettiği o. Burak Kapacı çok iyi yerlere gelecektir. Ama Burak çok dikkat et. Oynayabileceğin kulübe git.
Süper Lig'e gitmek için gitme. Oynayabileceğin kulübe git, gelişimini devam ettir. Ali Akman'ı da aradan çıkartalım. Bak Müşer Bey. Ali Akman'ın ya inanılmaz teklifleri var. Hannover 96'nın teklifi bana geldi mesela. Onu söyleyeyim yani. Gözümün önünde gördüğüm bir teklif. İnanılmaz çok teklif var. Ya müthiş bir soğukkanlılık. Bize de Aksaray'da bir golü vardı mesela. Olabilir. Ya teklif böyle tatmin edici bir teklif miydi sizce? Tatmin edici bir teklif tabii. Bursa Spor ne cevap verdi bu teklifte? O kadar da bilmiyorum. Orada hani Bursa'yla bir ilgim alakam yok. Şimdi manşeti verdiniz ama buradan yani Hannover 96. Bu ama yani denk gelmiş bir şey. Beşiktaş Hulk'u sormama gerek var mı? Ben pek olacağını düşünmüyorum ama. Ya gerçekçi bir hedef değil. Çünkü gelmesin de zaten. Çünkü Hulk ciddi anlamda paraya dönmüş biri. Onun motivasyonunu nasıl sağlayacaksınız ki buradan? Yani şampiyonlukla belki sportif başarıyla da ne kadar tartışılır. Hulk'un daha doğru tercih olur bence yani sağ içi için. Hulk'un da pek Türkiye'de şampiyon olmuş veya da olmamış. Yani kupa kupadır der belki. Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolcu son dakikalar mısın? Kariyer mi? Açmamaya çalışıyorum. Başarılı olmuş mu? Karışımını sorsam şimdi sen ne dersen de öteki taraftan saldıracaklar sosyal medyada. Onu yani. Biliyorum. Kariyer anlamında soralım o zaman. Roberto Carlos'tur. Roberto Carlos onu hiç tartışmaya gerek yok. En iyi oyuncu dersen Hacı derim. En başarılı olmuş. Hacı en kariyerli Roberto Carlos. Roberto Carlos'tur. Çünkü Roberto Carlos hep üst seviyelerde. Hep üst seviyelerde Dünya Kupası almış. Yani onun şeyi yok. Adamın yani şurası yok. Hep buralar. Hep buralar. Bambaşka bir oyuncu kariyer olarak. Cüneyt Çakır. Onu da sorayım. Avrupa'nın son 10 yılda en iyi ikinci hakemi oldu. Bir bazen, puanla da birinciliği kaçırdı. Bazen şakasını falan yapıyorum ama inanılmaz bir adam. Yani burada çok Instagram ortamı olduğu için hani işin şov kısmından ziyade komedi kısmından ziyade biraz gerçek düşüncelerimi de aktarmak istiyorum. Müthiş bir hoca, müthiş bir hakem ve belki de Türkiye'ye bir daha örneğe gelmeyecek. Bakmayın Türkiye'deki lig maçlarında biraz anormal şeyler yaşanıyor bazen ama geldiği başarılar şu anda elimizde de değerini bilmiyoruz. İnanılmaz bir adam. Yani maç mı yönetiyor, maç mı idare ediyor? Yani idare ettiği için mi çok başarılı gözüküyor? Benim zor sorum bu. Bence Avrupa'da çok iyi maçlar yönetiyor. Ama Türkiye'de idare ediyor. Maalesef. O da işte onu ne diyelim? İşte idare etmeyeni de kırmızı kart görüyor hocam. Barış Bey. İdare etmeyeni de kırmızı kart görüyor futbolcudan. Müthiş bir yorumdu. Müthiş bir yorumdu. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum gerçekten. Türkiye'deki hakemlerin başarısız olmasının bence en büyük sebebi Türkiye'deki taraftar yapısı. Kulüplerin i̇şte yapısı. Herkesi memnun edemezsin aslında. Yani o tabii. Herkes benden mutlu olsun, herkes benden memnun edeyim düşüncesi zaten insana başarısızlık getiriyor. Yani bugün Türkiye'de en çok oyu alan insanlar bile karşısında yarı o kadar da insan onu sevmiyor. Buna böyle bakmak lazım. Son sorum şu olsun. Ümit Özat. Bunu sona sakladım. Ümit Özat hakkındaki samimi düşüncelerini istiyorum. Yani sence teknik direktör olarak mı devam etmeli, yorumcu olarak mı? Yorumcu olarak devam etmeli. Çok renkli bir karakter. Türkiye televizyonları büyük bir teknik star direktör yakaladı. Olmadı galiba. Ya olmadı demek benim haddime değil. Ben onun kariyerinde karşı hiçbir şey diyemem ama yorumcu olursa çok başka bir şey olacak Ümit Özat. Her dediği manşet. Her dediği manşet. Yani sosyal medyası falan da inanılmaz renkli. Televizyon tarihine damga vurur Ümit Özat böyle devam eder. Ya bir tane tweetini hani böyle ilgisiz herkes paylaşıyordu. Sabahları nasıl motive oluyorsunuz diye sormuşlar. Olmuyorum yani. Yani ne, böyle funny hesaplar var ya, komedi hesapları. Evet, oralarda evet, gördüm evet. Yani. Ne yapmış? Boğulmuyorum mu demiş? Hayır. Sabahları uyandığınızda nasıl motive oluyorsunuz diye sormuşlar. Soru cevap yapıyor ya. Ümit Özat. Olmuyorum. Net cevap. Yani motive olmuyorum da değil. Olmuyorum. Ya o numara cevaptır. İşte öyle bir içi dışı bir insan. Dolayısıyla hani yorumculukla çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Hazır cevaptır. Ümit Özat iki adamdır. Yani ben de o anlamda onunla beraber program yaptığım için şanslı hissediyorum kendimi. Severek takip ediyorum. Eyvallah. Yani sevdiğim için takip etmiyorum. Severek takip ediyorum. Aradaki farkı. Yılmaz Erdoğan'dan öğrendik bu farkı. Müthiş. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzel bir yayındı. Çok güzel yayındı. Akhisar Spor'a da başarılar diliyorum. İnşallah istediğiniz her şey gibi olur, başarılı olur. Amin inşallah. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.